Merhaba. İsim nedir? Cemile Gezgin. Siz? Nusret Gezgin. Eşi misiniz? Evet. Tamam. İlaç yazdılar, içti daha doğrusu bir süre. Fakat bir süre sonra ilaçtan ağrı gelmeye başladı. O küçücük parmak titremesi büyüdü sol elde. Hareketler ağırlaştı. Ben bunu her gün fark ediyorum ama kendisi fark edemiyordu. Yürüyemez oldu. Ben lavaboyu bile kucaklayarak götürmeye başladım ilaçla. Bu kadar kötü. Yani yürüyemedi, ilacını içemiyordu doğrudur. Yani ilaç almayı da çok seven bir insan değil. Biraz onun sıkıntısı da çekti tabii. Ondan sonra da en son bir gün ben şey aradım. Ya Parkinson'la ilgili ne bulabilirim diye Google'a girdim. Bak, tesadüfen buldum herhalde ilacı. Orada televizyon kanallarından birinde Doktor Ali Zır Parkinson'un çaresi var diye bir şey okudum. Girdim videoya. Bir haber kanalında anlatıyordu. Hanıma söyledim, çocuklara söyledim. Yani böyle çok enteresan geldi pil olayı yani. Hani, Allah Allah, acaba ya bu mesleğin içindeyim ama bu tür bir bilgim yok. Kalp pilini biliyorum, pacemaker'ı biliyorum ama beyin pili hiç duymamıştım. Önce korktum sonra ama herhalde. Evet, 2,5 sene yalvardım pil taktırmak için, eşimi ikna etmek için. Yani konuşa oldum zaten. Sonra Ali Bey de çok iyi bir insan haliyle güvenli tutuyordum. Korkulacak bir şey yokmuş yani. Düşünüyorum sadece. Benim ameliyattan sonra bana telefon ediyor oradan. Benim ameliyat oluyorum, şu anda iyiyim, pil. Biraz sonra narkoz verilecek, pil takılacak diye. Oradan telefon ediyorlar Ali Bey'le bana. Yani. Bak diyor, hanımını arıyor, sen pilini taktık falan diyor. Şükür yani şimdi yeniden doğmuş gibi oldu kızım aslında yani. Ben de o da. Çünkü zulüm bir hastalık. Gerçekçi olmak lazım. Bakım isteyen, yani maddi manevi sıkıntı veren bir hastalık. Hastalığın iyisi olmaz tabii ama bu hastalık daha bir sosyal bir hastalık. Çünkü bir kişi yanında mutlaka bağlıyor. Öyle bile olsa iyi Galip Bey var, onu söyleyebilirim rahatlıkla. Allah ona sağlık, umut, ömür versin. Onun sayesinde ayakta kaldık. Gerçekten yeniden doğdu. Buna bizi günde kaç kişi arıyor? Ali Bey numaramızı veriyor muhtemelen. Ben de onlara diyorum ki yani başka bir kurtuluşun çaren var mı? En güzel şey bu. Olacaksın, yeniden yaşamaya başlayacaksın.